hayatını kaybetmesine neden olan sıtma, malaria hastalığının nedeni dişi sivrisineklerdir. Anofel. Kan emici sivrisinekler de yine aynı şekilde dişi olanlardır. Sivrisinekler hakkındaki bu bilimsel gerçek 1800 yılından sonra keşfedilmiştir Ronald Ross tarafından. Fakat 600'lü yıllarda yani mikroskobun olmadığı bir çağda vahyedilen Kur'an-ı Kerim dişi sivrisinekleri yüzyıllar önce dikkat çekiyordu. Şüphesiz ki Allah dişi sivrisineği, hatta onun da ötesinde küçük bir varlığı misal getirmekten çekinmez. Bakara 26. Ey insanlar, size bir misal verildi. Şimdi onu dinleyin. Allah'ı bırakıp da yalvardıklarınız bunun için bir araya gelseler bile bir sineği dahi yaratamazlar. Sinek onlardan bir şey kapsa onu da geri alamazlar. İsteyen de aciz, istenilen de. Hac 73. Ayette dişi sivrisineğin insanlardan bir şeyler kaptığı belirtiliyor. Dolayısıyla ilk okuyuşta sivrisineğin aldığı küçük bir miktar kan aklımıza geliyor. Gerçekten de insanlardan kan emen veya sıtma hastalığını yayan sivrisinekler dişi olanlardır. Ayetteki beduat ve fevkaha kelimeleri de dişil anlam içermektedir. O çağda yaşayan insanlar sivrisinek gibi önemsiz görünen bir canlının neden misal olarak verildiğini anlayamamışlardı. Çünkü milyonlarca insanın ölümüne neden olan sıtmanın bu yolla yayıldığını bilmiyorlardı. Kan emen veya sıtmayı yayan sivrisineklerin dişi veya erkek olup olmadığı da o çağda bilinmiyordu. 1400 yıl önce yaşamış, okuma ve yazma bilmeyen bir insan bu mucizeyi nasıl haber verebilir?